Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, Bir Konu Bir Konu programında bu hafta yine beraberiz. Evet, efendim hep dualarımıza deriz ya, Ya Rabbi bizleri arzi ve semavi musibetlerden muhafaza eyle. Her an dualarımızda bunu yad ederiz. Bu arzi ve semavi musibetler, doğal afetler dediğimiz afetlerdir. Nedir efendim? Depremdir, seldir, yangındır. Ve bu doğal afetlerde öyle kahramanlar vardır ki bu afetlerden hayatları kurtarır, hayatların kurtulmasına vesile olur ve bir kişinin hayatı için saatlerce uykusunu, belki rahatını, belki ailesini feda eder. Bugün o kahramanlarla beraberiz. Bugün Gaziantep İHA Derneği ekibiyle beraberiz. Evet, önce bir tanışalım isterseniz. Dernek başkanımızla başlayalım, buyurun. Eyvallah, Allah razı olsun. Ben Gaziantep İHA Arama Kurtarma Teşkilat Başkanı Hayri Akar. Evet, hoş Allah geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Ben Gaziantep İHA Arama Kurtarma Derneği eğitim sorumlusuyum. Ahmet Türkmenoğlu adım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Ben Gaziantep İHA Arama Kurtarma Lojistik Sorumlusu Resul Çerezoğlu. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eyvallah, razı olsun. Evet. Hem teşkilat başkanı, hem eğitim sorumlusu, hem saha sorumlusuyla beraberiz. Yani bir ordunun kumandanlarıyla beraberiz. Evet. Hayat kurtarma ordusunun kumandanlarıyla beraberiz. İnşallah bugün keyifli, hem de bilgili, hem de ilimli bir program yapmayı niyet ediyoruz. Önce teşkilat başkanımıza başlayalım. Evet Hayri abi. Siz İHA ekibini kurarken, İHA derneğini kurarken, kurtarma ekibini kurarken hangi niyetle kurdunuz, kaç yılında kurdunuz, kurduğunuz zaman yanınızda kimler vardı? Kısaca bahseder misiniz? Tabii İHA arama kurtarma ekibi Gaziantep özelinde 2017 tarihinde kuruldu. Ben 2018 yılında bu ekibe dahil oldum. Yalnız İHA genel merkezde 2011 tarihinde kuruldu. Van depreminden sonra böyle bir kurulma kararı aldı. Antep'te de biz Mehmet Yaşar abi, ben, Resul abi, Ahmet kardeşim beraber devam etmeye karar verdik. Burada Müslümanların böyle bir yapılanmada olması gerektiği kanaatine vardık biz. Çünkü ciddi manada biz arama kurtarmada biz eksiktik yani yapısal olarak. Özellikle Van depreminde bunun eksikliğini çok büyük yaşadık. Sonra biz de neden böyle bir ekip kurmayalım dedik ve kurduk. O niyete yol açtık. Evet, o arkadaşı zaten kurmuştu. Biz de gittik. Onlara entegre olduk yani. Çok öyle söyleyeyim. Yani. Ekibiniz hepsi gönüllü. Tabii tabii. Biz gönüllülük esas çalışıyoruz. Bizim ekibimizde maaş alan, para alan kimse yok. Daha ziyade biz hepimiz esnafız. İşte öğretmen arkadaşlarımız var, öğrenci arkadaşlarımız var. Eğitim verme ve alma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve hepsi gönüllü. Çok güzel. Hakikaten takdire şayan bir durum. Estağfurullah. Estağfurullah. Düşünün, hepsinin ayrı meslekleri var. Bir afet anında, efendim bir deprem anında bu ekip bir anda toplanıyor. Aynen. Değil mi? Bir anda toplanıyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Hakikaten niyetler halis, ekip samimi. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Amin, hakikaten amin, yapacağınız faaliyetlerine muvaffak eylesin diyoruz. Evet. Evet, eğitim sorumlumuz Ahmet abiye dönüyoruz. Ahmet abi, bu kurtarmalar için malum belli bir eğitim lazım. Evet. Yani çok ağır vakalara gidiyorsunuz. En son İzmir depreminde bunu gördük. Değil mi? Göçük altından insan çıkarmak her insanın harcı değil. Evet. Elbette. Veya bir selden bir insanı kurtarmak. Efendime söyleyeyim, bunun gibi çok vakalara, olaylara gidiyorsunuz. Çok afetlere gidiyorsunuz. Peki bununla ilgili siz nasıl bir eğitim aldınız? Ekibinize nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Öncelikle hocam, biz bu işe başlarken bir şartımız var. Diyoruz ki herkes öncelikle ilk yardım eğitimi alacak. Bu şart. Ekibimizdeki herkesin bir fiil ilk yardım eğitimi var öncelikle. Yani bu bir zaman sonra ilk yardım eğitimleri unutulsa dahi en azından neyi yanlış yapacağımızı biliyoruz ekip olarak. Yani o an afet anında ya da şeyde bir kazada bir olayda karşılaşsak neyi yanlış yapacağımızı bildiğimiz için bizi doğruya yöneltiyor bu. Evet. Ondan sonra kurum içi kendi eğitimlerimiz var. Doğada arama kurtarma, suda arama kurtarma, kentsel arama kurtarma gibi. Evet. Bunları hem kendimiz veriyoruz, öncelikle de bunları AFAD'dan biz alıyoruz. Evet. Siz eğitimi alıyorsunuz, aldıktan sonra bunları kendi ekibinize eğitim veriyorsunuz. Çok güzel. Hakikaten çok zor bir vazife. Yani bir insanın belki o an saniyelerle yarışıyorsunuz değil mi? Bir insanın hayatta kalması için, hayat mücadelesi için iyi bir eğitim alan
efendime söyleyeyim, ekipteki herkes o kurtarmada bir zat görev alıyor diyorsunuz. Çok güzel. Evet. Evet, Resul abi size gelelim. Siz saha sorumlusunuz, aynı zamanda lojistik sorumlusunuz. Evet. Bölgemizi düşünürsek, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Antep olarak düşünürsek, biz depreme hazır mıyız? Bölgemiz fizyolojik olarak deprem açısından nasıl bir bölgedir? Afetler diyelim genel manada. Evet. Şimdi Gaziantep'te yaşıyoruz. Yani Gaziantep'te arama kurtarmanın önemini, arama kurtarma ekibi korumanın önemini Hayri hocamız anlattı. Yani niçin Gaziantep için bu önemli? Aslında Gaziantep şu an en son noktada ikinci derece deprem bölgesi. Yani bize en yakın fay hatları Nurdağ ve İslahiye bölgesinden geçiyor. Yani bu fay hatlarının herhangi bir oynaması, bir tetiklenmesi durumunda Allah muhafaza Antep'te çok ciddi facialara sebep olabilecek bir durum söz konusu. Yani biz, yakınımızdaki bir ilde bir deprem olduğu zaman biz bunu çok yakını hissederiz diyorsunuz. Değil mi? Tabii. Yani hem Gaziantep açısından bu çok önemli. Evet. Yani Antep'teki herhangi bir deprem, bir afet durumunda bu çok önemli. Yani hem de yakın illerimizde, şimdi afet olan bölgede arama kurtarma ekipleri olabilir. Bunlar da o afete maruz kalmış olabilirler. O noktada ne olacak? En yakın ildeki, en yakın ilçedeki arama kurtarma ekipleri o bölgeye sevk edilecek. Yani bizim buradaki kurduğumuz arama kurtarma ekibi Gaziantep için ne kadar önemliyse yakın il ve ilçeler için de bir o kadar önemli. O kadar önemli. Evet. Bunu sadece bir ile sınırlandıramayız. Evet. Genel bölge açısından konuşursak. Yani, yani şunu da eklemek isterim. Yani arama kurtarma ekipleri sadece depremler için değil. Yani bilginiz var, Gaziantep'te bir camide iskele çöküntüsü oldu. Evet. Yani bu bir deprem değildi ama bir felaket, bir sonuçta afet. Orada bir canı kurtarmak için koştunuz. Evet. Yani burada herkes çalışamıyor. Bir arama kurtarmacı olmak, evet. Bu işin eğitimini almış olmak, evet, gerçekten çok önemli. Bu açıdan Gaziantep'teki herhangi böyle durumlara yetişebilmek için bir arama kurtarmaya çok ihtiyacımız vardı. Evet. Hayri hocamın da anlattığı gibi Antep'te gerçekten bu lazımdı. Evet. İnşallah biz de bunu İnşallah. Çok güzel. Taze bir kan olmuştur inşallah. Evet. Evet, Hayri Başkanım, tekrar size dönüyoruz. Şimdi siz sürekli böyle doğal afetlerde koşuyorsunuz, koşturuyorsunuz, operasyonlara gidiyorsunuz. Biz sosyal medyadan, televizyonlardan az çok gördüğümüz kadar sizi hep ön saflarda görüyoruz ekibinizde. En son İzmir depreminde öyle faal bir şekilde sizi gördük. Peki bunun gibi yani yakın zamanda hangi operasyonlara gittiniz? Yakın zamanda biz İzmir depreminde gittik. Ondan önce Elazığ depreminde bulunduk. Yaklaşık 24 saat çalıştık Elazığ depreminde. Ondan önce Gaziantep'te bir öğretmen arkadaşımız Maraş'ta bir dağ faaliyetindeyken maalesef düşüp vefat etmişti. Onun cesetini indirdik. Ondan önce yine Resul abinin bahsettiği gibi cami çöküntüsünde çalıştık. Burada şu önemli, hani arama kurtarmacı kimdir diye bize sorduklarında, arama kurtarmacı faal bir doğal afet olduğu zaman herkes o doğal afetten kaçar normal şartlarda. O şehri terk etmeye çalışır, o alanı terk etmeye çalışır. Arama kurtarmacı tam tersidir, afetin üzerine gider. Afetin üzerine gider. Aynen, bizim yaptığımız şey o. Yani bunu biz işte Elazığ depreminde de, İzmir depreminde de yaşadık. Herkes orayı terk etmeye çalışıyordu bir şekilde. Ama biz oraya gidip oradaki işte altta kalan insanlara, oradaki canları, işte vatandaşlarımız bir şekilde ulaşmaya, canlı veya cansız hiç önemli değil, bir şekilde biz orada ulaşmaya çalıştık. Ulaşmaya çalışıyoruz yani sürekli. Onun için yani arama kurtarma ne kadar çok biz operasyon yapmak istemesek de, çünkü istemiyoruz cidden, yani istemiyoruz ki deprem olsun, istemiyoruz ki yangın olsun, istemiyoruz ki bir yerde afet olmasın. Ama ciddi manada büyük bir ihtiyaç. Yani
Son zamanda bu ihtiyaç gittikçe şiddetleniyor. Yani bayağı başladı. Çok artıyor. Evet, yani özellikle mesela devlet bu konuda bayağı bir üstüne düşmeye başladı doğal afetlerin. Biz istiyoruz ki bize ihtiyaç duyulmasın. Biz istiyoruz ki biz operasyonlara katılmayalım. Sadece eğitimlerimizle kalalım ama maalesef şu 2020 yılında biz toplam 5 tane büyük faaliyete katıldık. Hani kendi hizmetçi eğitimlerimizi falan filan saymıyorum. Toplam 5 büyük faaliyete katıldık. Hepsi ciddi faaliyetlerdi. 2020 Ocak ayından beri afetlerle geçti. Evet. Ocak ayından bu yana toplam 5 büyük faaliyete katıldık. Yani katılmak istemezdik hani şey olarak olmasın isterdik. Ama maalesef bu operasyonlara katılmaz zorunda kaldık. Türkiye'de bir deprem gerçeği var, bir doğal afet gerçeği var. Her ne kadar Gaziantep hani stabil bir il olsa da ama ciddi bir sıkıntımız var. Bütün Türkiye'nin bu konuda hazırlıklı olması gerekiyor. Sadece bu konu şey değil, hani bizim arama kurtarmacı olarak değil, biz depremzede de olabiliriz. Hani bir depremzedenin deprem anında veya çöküntü anında kaldığı zaman neler yapması gerek, nasıl davranması gerek, bununla alakalı ciddi eğitimden alması gerekiyor. Güzel bir söz var. İyi ki varsınız. Eyvallah, evet. Ahmet Hocam size geldik tekrar. Şimdi arama kurtarma ekibi derken AFAD, UMKE ve sizin gibi teşkilatlar var. Yani bu niyetle kurulmuş teşkilatlar var. Resmi olsun, efendime söyleyeyim, devlet tarafından kurulan teşkilatlar. Sizin bunlarla koordineli bir çalışmanız var mı? Beraber bir programınız, bir çalışmanız. Nasıl işliyor bu iş? Tabii ki oluyor. Öncelikle bir afet olduğu zaman bütün STK'lar AFAD'a koordineli olarak çalışırlar. Evet. Yani önce AFAD'a entegre oluruz. Sonra AFAD'ın bize belirlediği bölgelerde belirlediği işte enkazsa enkaz, arama bölgesi ise arama bölgesi. Oralarda çalışırız ve bunları yaparken de bizim gibi sivil toplum kuruluşu olan diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışırız. Ve bunun öncesinde AFAD'ın ya da bizim ya da diğer STK'ların koordine ettiği tatbikatlar oluyor ara ara. Önümüzdeki günlerde biz de bir tatbikat yapmayı düşünüyoruz Allah izin verirse. Bu tatbikatlarda da diğer kurumlar hepsi birbirini çağırarak tatbikatlarda nasıl beraber koordineli çalışabiliriz? Bunları hem tatbikatı birlikte gerçekleştirerek... Tatbikatları yaparken bütün ekiple beraber mi gidiyorsunuz? Evet, bütün ekiple beraber gidiyoruz. Çünkü tatbikat gerçek olmadığı için yani eğitim almamış bile olsa orada orayı görmesi gerekiyor diğer personelin. Şimdi hep ekip diyoruz da bu ekibiniz, bu ordunuz kaç kişi? Kaç tane gönüllü neferiniz var? Toplamda şu an 35 kişi civarındayız Antep'te. Yarın böyle bir deprem esnasında Rabbim muhafaza etsin veya bir selde veya bir afette. Siz AFAD koordinatörlüğünde mi görev alıyorsunuz? Evet, AFAD koordinatörlüğünde. Görev alıyorsunuz. Sizin kaç kişi katılacağınız veya hep beraber gideceğiniz bunu koordinasyonu siz mi yapıyorsunuz? Yani İHH olarak soruyorsunuz. Evet. Evet, bunun koordinasyonu biz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Şu an 35 tane sizin gönüllü değil mi arama kurtarma ekibi. Peki evet. 35 tane size tam manası eğitimini almış mı? 35 kişinin tamamı almadı. Hala eğitim alacaklar var önümüzdeki günlerde. Evet. Ama şu an 15-20 civarında eğitim sahaya alan, çıkmaya sahaya çıkmaya hazır operasyon personelimiz var. Eğitimleri alırken bütün eğitimleri alıyorsunuz değil mi? Sadece efendim seldir, depremdir, yangındır değil, hepsini alıyorsunuz. Hepsini alıyoruz, hepsini vermeye çalışıyoruz. Çünkü su altı da bizim için çok önemli. Deprem de önemli, doğada arama kurtarma yapmak da önemli, yangın da önemli. Evet, hepsini alıyorsunuz. Tabii burada şey var. Hani biz ileriki süreçte şunu planlıyoruz Ahmet kardeşimle beraber. Branşlaşma yapacağız. Çok Allah nasip ederse. Herkesin belli branşı. Tabii. Şimdi arama kurtarma işi 3 ana başlıkta aslında yayılıyor. Doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, su altı arama kurtarma. Biz bu 3 alanda çok iyi kendisini yetişmiş, hep bütün temel eğitimler almış ama kendisinde işte doğada arama kurtarmada yetişmiş elemanımız olacak. Orada ihtisas olacak. Tabii. Aynen öyle olacak. Bir arkadaşımız su altı arama kurtarmada kendisi çok iyi yetiştirmiş olacak. Diğerlerini bilecek. Bir arkadaşımız kentsel arama kurtarmada çok iyi olacak. Çünkü Gaziantep yakında İHA bize bir bölge sorumluluğu verecek. Bölge koordinatörlüğü verecek. Bu alanlara bizim eğitimci çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de branşlaşmaya da gideceğiz bir yandan. Böylece herkes kendi alanında uzmanlaşacak. Yani hepsini bilecek. Yani biz çıkardığımız zaman kentsel arama kurtarma yapabilecek adam ama uzmanlık alanı işte su altı arama kurtarma olacak veya işte doğada arama kurtarma olacak. Çünkü hepsi birbirinden çok çok farklı faaliyetler. Hepsinin eğitimleri de farklı. Mesela su altı arama kurtarma yapabilmeniz için en az 2 yıldız olmanız gerekiyor. Mesela adamın onların eğitimini alması gerekiyor. Onların eğitimini alacak. Kendini geliştirecek ama kentsel arama kurtarmanın temellerini de bilecek. Bir depremde çalışabilecek veya bir doğada arama kurtarma yapabilecek yani. Bunu bazen yaşıyoruz değil mi? Küçük bir yangın olduğu zaman bakıyorsunuz
Hani o yangına nasıl müdahale edeceğimizi bilemediğimiz için bazen yangını daha çok büyütüyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Veya bir kişiyi kurtarmaya çalışırken Ahmet Hocam bahsetti. Belki kurtaracakken ilk yardım bilmediğimiz için başka yerlerini kırıyoruz. Aynen öyle oluyor. Değil mi? Evet. Geçenlerde birisiyle karşılaşmıştık böyle. Bir kazada kurtarmaya çalışmışlar. Efendim felç bırakmışlar. Allah'ım İlk Allah'ım yardım Allah'ım. Bilmediği için. Tabii felç bırakmışlar. Yani artık kaldırırken nasıl kaldırmışlar bilmedikleri için. O sebepten hakikaten çok ulvi bir vazife. Tabii, çok kusi bir vazife. Bilmeyen bir insanın müdahale etmemesi gerekiyor. Hiç karışma en azından. O kalsın orada. Evet. Bilen bir insan müdahale etsin. Dediğiniz gibi yoksa iyilik yapayım derken kötülük yapıyorsunuz. Belki onu yapanlar halis bir niyetle tabii. kurtaralım muhakkak, demişler. Muhakkak fakat... öyle yapıyorlar ama evet. işte bilmekleri için yaptıkları için adam sakat kalıyorlar. Tabii, bu konuda bir ekleme yapmak isterim. Yani bir doktor arkadaşımız kaza geçirmiş. Bunu bir kıssa olarak anlatmışlardı. Doktor demiş ki oradakilere bana karışmayın demiş. Kurtarmacılar gelsin. Doktor ilk yardımcılar gelsin. Onlar müdahale etsinler. Siz bana karışmayın demiş. Çünkü doktor bilinçli. O işin eğitimini almış. Yanlış müdahalede başına ne geleceğini biliyor. Farkında. Fakat oradakiler doktor dinlemeyip müdahale ettiklerinde doktor o müdahale sonucu felç kalıyor. Yani bu kadar evet, önemli. Yaşanmış, evet. Evet Resul abi. Sözü almışken sözü sizden devam ettirelim. Gaziantep'te afet yönetimi konusunda yapılan çalışmalardan bize bahseder misiniz? Gaziantep'te afet yönetimi konusunda belediyelerle, ondan sonra valilikle koordinasyonumuz var. Sürekli irtibat halindeyiz. Mesela AFAD'dan bu konunun eğitimlerini alıyoruz. Evet. İşte AFAD gerekirse vakfımıza gelip vakıfta eğitimcilerini gönderip bize afet yönetimi konusunda eğitimler veriyor. Yine deprem bölgelerine de gittiğimizde orada zaten bir kriz merkezi oluştuğundan dolayı direkt entegre oluyoruz. Yani oradaki o yönetime biz entegre olaraktan o işi çözüyoruz. Fakat Antep'te bir şey kurulacaktı. Hayır Hocam da daha iyi bilir. Vakıflar arasında, belediye ve valilik arasında bir birliktelik oluşturulacaktı. Hatta isimlerimizi falan da aldılar. Şu an bir çalışma devam ediyor. Öyle bir çalışma var. Devam ediyor. Bu çalışma inşallah tam yürürlüğe girerse bu konuyla alakalı bütün STK'lar, onun için devlet kuruluşları ortak bir şekilde daha güzel olacağı kanaatindeyim. Evet. Şimdi hep afet koordinasyon merkezi duyuyoruz. Bu afet koordinasyon merkezi sadece afetlerde mi kuruluyor yoksa normalde her ilin bir afet koordinasyon merkezi var mıdır? Yani bazı bölgelerde var. Her ilde şey vardı. AFAD'ın var herhalde bildiğim kadarıyla Antep'te afet koordinasyon merkezi var. Yalnız faal olması için bir faaliyet olması gerekiyor. Evet. Ya tatbikatta kuruluyor evet. ya da bir herhangi bir olayda kuruluyor. Kriz merkezine bağlantı yapıyorlar. Evet, İHH olarak bizim İHH Bursa'da var. Bursa'da var. AKOM var. Konya'da var. Konya'da var. İstanbul'da var. Ankara'da buralarda var. Buralarda yani bir afet durumunda gerekli olacak bütün malzemeler fazlasıyla ondan sonra bütün tertibat orada fazlasıyla hazır bir şekilde personeller yine aynı kendi bünyesinde koordinasyonun kendi bünyesindeki personeller hazır bir vaziyette. Zaman zaman tatbikatlar oluyor bu koordinasyon merkezinde. Evet. Mesela geçen sene Bursa'ya afet koordinasyon merkezi tatbikat yapmıştı. Oraya gitmiştik. Her ilde olmasa da birçok ilde var yani. Evet. Ve direkt vali yönetiyor bunu. Valilik. Direkt vali. Vali kendisi yönetiyor. Yani olası bir mesela Gaziantep için konuşalım. Olası bir olayda, olası bir afette direkt vali koordinasyon merkezinden olayı kendisi yönetiyor. Bizim gibi işte STK'larda direkt gidip oraya entegre olup çalışmaya başlamış. Çok güzel. Şimdi doğal afetlerde diyelim en son İzmir depreminde gördük. Hani siz kurtarmaya çalışırken bazı tehlikelerle karşı karşıya görüyorsunuz. Örneğin binanın çökmesi gibi evet. veya olduğunuz yerin çökmesi gibi veya bir sel felaketinde Allah muhafaza selde gitme gibi. Bu gibi durumlarda siz neler yapıyorsunuz? Nasıl tedbirler alıyorsunuz buraya girmeden? Şimdi buradan önce şunu söylemek istiyorum. Arama kurtarmacı bir kahramanlık işi ama kahramanlık kaldırmayan bir iş. Kesinlikle. Yani kahramanlık yapmayacaksınız bu işte. Bu iş kesinlikle cesaret kaldırmıyor. Çünkü siz bir arama kurtarmacı olarak 100 tane yaralıya müdahale edebilirsiniz. Ama siz ölürseniz o 100 yaralı ölür.
Onun için önce siz kendi güvenliğinizi almanız gerekiyor. Biz bir yere gittiğimiz zaman önce oranın güvenliğini alırız. Önce güvenliğini sağlarız. Binanın güvenliğini. Yakında yıkılacak bina var mı? Şimdi bu cihazlar bizim elimizde yok ama AFAD da var. AFAD önce mesela İzmir için konuşalım. Önce yakında yıkılacak çok fazla bina vardı bizim çalıştığımız bölgelerde. Tabii oralar hemen binaların etrafına lazer sistemiyle deprem dinleyici ve ses dinleyici cihazlar yerleştirdiler. Binada herhangi bir olay olduğu zaman bizi oradan hemen çıkartıyorlardı. Çünkü biz onları duyamıyoruz. Onlar cihazları koymuşlardı lazer ses dinleme cihazıyla. Binadaki hareketleri dinliyorlardı. Ki Doğan Apartmanı'nda iki gün çalıştırmadılar arkadaşlarımızı. Çünkü yanındaki bina çökme riskiyle karşı karşıyaydı. Güney cephesini değil, kuzey cephesini çalıştırdılar. O iki gün içinde enkaz altında kalanlar? Kalanlar güney cephesine ulaşmaya çalıştılar. Yani diğer cepheden ulaşmaya çalıştılar. Çünkü en son Van depremi, Van çığında oldu. Mesela bir arabada kaldı. İki kişi kalmışlardı. İki kişi için maalesef AFAD müdahale ettirdi. 32 kişi kaldı diğer taraftan. Yani çığ altında kaldı. Çığ tehlikesi vardı. Bunu öngöremediler. Öngöremedikleri için 32 tane arkadaşımız jandarmadan da vardı. Arama kurtarma ekiplerinden, AFAD'dan da vardı. Maalesef 32 arkadaşımız can verdiler yani çığın altında. Evet tamam, orada bir can gerçekten önemli. Kurtarılması gerekiyor. Ama birinci öncelik önce sizin kendiniz can güvenliğiniz. Ondan sonra diğer müdahale etmeniz gerekiyor. Önce can güvenliğinizi alacaksınız ki AFAD müdürü de yaralanmıştı yani Van'da şeyinde, evet. Olayında maalesef. Önce kendi alacaksınız güvenliğinizi, ondan sonra müdahale edeceksiniz. Mesela Gaziantep'teki bu şey olayında, cami olayında, camide yukarıda çok fazla enkaz birikmişti. Tahtalar sarkıyordu. Sürekli dışarıdan vatandaş bize baskı yapıyor. İçeridekilerini alın, biz çalışalım. Ama öyle değil. Yani siz oraya girseniz Allah muhafaza orada diğer başka bir çöküntü olsaydı, orada değil bir kişi, en az 100 kişi enkazın altında kalabilir. Orada tombuk bir enkaz kaldı. Tabii. Yani orada biz çalışıyoruz, bir yandan işte biz hani yorulup dışarı çıkıyorsunuz, bir nefeslenip geri giriyorsunuz enkaza. Ya oradan bağırıyorlar işte, ya niye girmiyorsunuz, bırakın biz çalışalım, işte bu kadar insan tahtaları kaldırmaz mı? Öyle değil abi. Yani önce oradaki çalışanların can güvenliği olması gerekiyor. Ondan sonra kazazedenin can güvenliğine bakmamız gerekiyor. Yukarıdan bütün tahtalar sarkmış, betonlar sarkmış. Eskimiş artık tahtalar. O dışarıdan bize halk baskı yapıyor işte orada çalış falan. Tabii biz bunları aldırış etmiyoruz ama bilmedikleri için maalesef bize böyle baskılar yapıyorlar. Önce arama kurtarmacının can güvenliği. Ondan sonra yaralıya müdahale ediliyor. Evet. Şimdi Gaziantep İHH olarak elbette bir hedefleriniz, programınız evet. vardır. Kısa vadeli, uzun vadeli. Az önce bahsettiniz, sizin belli hayalleriniz, gayeleriniz var. Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Gaziantep arama kurtarma olarak biz şunu planlıyoruz arkadaşlarla beraber. Zaten bu işin başında Ahmet kardeşim var. Gaziantep'te en az 300 tane bu işi bilen, en az 300 tane işi bilen eleman yetiştirmek istiyoruz. Çok güzel. Hedefiniz o. Hedefimiz şu anda o. Aynı zamanda bunun yanı sıra bizim temel afet bilinci eğitmenlik eğitimimiz var. Bununla beraber de okullara, medreselere, camilere, nereleri bulursak kendi binamızdaki insanlara hani bir an dedim ya, sadece biz arama kurtarmacıyız, depremzede de olabiliriz. Deprem anında ne yapmamız gerektiğinin eğitimini vermeye çalışıyoruz. Onun bilincini vermeye çalışıyoruz. Yani başımıza bir deprem geldi. Kaçmamız mı gerek, kaçmamamız mı gerek? Saklanmamız mı gerek? Cama doğru mu kaçmamız gerek? Bunlar hepsinin eğitimini vermeye çalışıyoruz. Yani temelde Antep genelindeki herkese değmeye çalışacağız şu anda. Bizim amacımız o. Ama ciddi bu işi yapacak arama kurtarma ekibinde çalışacak da 300 tane adam yetiştirmek istiyoruz. Minimum 300 tane adam yetiştirmek istiyoruz. Ve bunu bölgeye yaymaya çalışıyoruz. Sadece Gaziantep üzerinde değil. Gaziantep, Kilis, Urfa, Maraş, evet. Elazığ'a kadar bizim bölgemizde şu anda. Bunların hepsini yaymaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Evet Resul Hocam. Evet hocam. Şimdi büyük bir ekipten bahsettik. Haliyle bu ekibin eksikleri var, ihtiyaçları var. Yani bir doğal afete giderken efendime söyleyeyim ben çantamı alıp gideyim demiyorsunuz. Hakikaten. Değil mi yani, az önce bahsettiniz hani ne kadar ekipman gerek, ne kadar efendime söyleyeyim bu kişilerin neferi gerek. Peki siz bu ekipmanları nasıl karşılıyorsunuz? Şu an bizim programımızı dinleyen belki yüzlerce dinleyicimiz var. Evet. Bu dinleyicilerden ya böyle bir ekip varmış, gerçekten böyle bir dernek varmış, böyle bir teşkilat varmış. Biz de vatandaş olarak ne yapabiliriz acaba diye soranlar var. Nasıl ki Kızılay, efendim mesela depremden sonra yardım yapmak isteyenler şunu şunu yapabilir. Vatandaşlar şunu yapabilir. Efendim mesela ve diğer kuruluşlar bunu az çok ilan ettiler. Elhamdülillah bütün Türkiye el birliğiyle bir şeyler yaptı. Siz de İHH olarak kendi imkanlarınızla, kendi gücünüzle, kendi kuvvetinizle, kendi ekipmanınızla doğal afetlere gidiyorsunuz. Peki bu ekipmanlar nasıl karşılıyorsunuz? Ve vatandaştan, halkımızdan bu konuda bir destek beklentiniz nelerdir? Bir de bahseder misiniz? Eyvallah.
Şimdi bu tür faaliyetlerde, bizim arama kurtarma faaliyetlerimizde zaten bireysel olarak hepimizin çantası var. Evet. Bireysel ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Yani uyku tulumumuz, matımız, çadırımız, ondan sonra yiyeceğimiz, içeceğimiz, bunları hepimiz kendimiz tedarik ediyoruz. Fakat arama kurtarmada eksikler hiçbir zaman bitmez. Evet. Yani kullandığımız ekipmanlar teknolojik anlamda sürekli olarak daha iyisi çıkıyor. Yani her bir yeni cihaz çıktığında kullandığımız eskimiş oluyor. Bu anlamda kazazedeye ulaşmamız için sürekli bu teknik ve teknolojik cihazları takip ederek bunları temin ve tedarik etmemiz lazım. Yoksa dünyadaki birçok arama kurtarma yöntemlerini insanlarımız medyadan, televizyondan takip ediyorlar, görüyorlar. Biz geride kalmamamız lazım bu konuda. Bizim insanımız elbette ki kıymetlidir, değerlidir. Yani bu noktada insanlardan, halkımızdan her ne kadar bağış önemli olduğu kadar bize insan gücü de çok önemli. Yani elbette ki maddi olarak bize destek vermeleri güzel olur. Çünkü bu zaten tekrar halkımıza dönecek şeyler. Ve en ihtiyaç anında, en zor anda. Tabii. Bazen evet. Öyle oluyor ki hani siz bu işi bizzat yaşamışsınız. Evet. İnsan Allah muhafaza diyelim depremde çocuğunu çıkarmak için her şeyini feda eder. Tabii. Düşünün orada bir canı, bir bebeğin çıkarılışını görüyoruz. Ne kadar mutlu oluyoruz, ne kadar değil mi? Gözyaşları evet. Dökenler oluyor. Yani böyle bir ekibe elbette en güzel ekipmanlar, son sistem ekipmanlar lazım ki evet. O canlar çok daha rahat kurtulsun, evet. Çok daha çabuk kurtulsun. Bazen saatlerle, saniyelerle yarışıyorsunuz. Elinizdeki ekipman ne kadar kuvvetli olursa... Tabii o kadar çabuk ulaşırsınız. O kadar çabuk evet. Ulaşırsınız. Bize ekipman desteği kadar insan gücü desteği de evet. Çok önemli. Yani bizim ekibimizde çalışabilecek personellere, gençlere ihtiyacımız var. Diyelim gençler bu programı dinlediler. Efendime söylemeye sizin oradaki çalışmanızı gördüler. Ya ben de bu artık bu ordunun içine girmek istiyorum derse siz bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Gelenleri nasıl üye ediyorsunuz? Biz vakfımıza davet ediyoruz. Orada çayımızı ikram ediyoruz. Çok güzel. Bizim ortalama ayda bir olan toplantılarımız oluyor. O toplantılarda zaten gencimiz bizim yaptığımız toplantıya gelip de orada konuştuğumuz şeyleri, insana verdiğimiz evet. Değeri, bunları gördüğü zaman bir de operasyona katılıp bir şeyler öğrenip bir operasyona katıldığında insan kurtarmadan, insana faydalı olmadan evet. Aldığı lezzeti bir defa tattığı zaman ya. İnanın zamanımızın çok büyük tehlikeleri var. Yani uyuşturucu gibi, evet. Alkol gibi gençlerimiz elimizden evet. Kayıp gidiyor yani. Değil mi? Allah bu gencimiz insan kurtarmanın tadını aldığında inanın bir daha o kötü alışkanlıklarına tekrar dönmeyecektir. Siz her operasyonda ayrı bir aşk ve şevk alıyorsunuz değil mi? Evet, evet aynen evet. Öyle yani. Yani en son mesela İzmir olayında biz 5 kişi katıldık. Yani araç olmadığından dolayı bizim 15 tane elemanımız ağlayarak kaldılar. Aha. Benim işte yeğenim de mesela bizim ekipten 17 yaşlarında. Sürekli ağlayarak aradı. Dayı ben de katılmak istiyorum, gelmek istiyorum. Ama işte imkan istiyordu ki herkes götürsün. Ya. Ama işte götüremedik. Çünkü hem aracımız eksik, hem malzememiz eksikti. Resul abim dediği gibi gençler bir kere ona tattıkları zaman daha bırakamıyorlar sizi. Yani bu operasyonlarla, bu faaliyetlerle biz işte yani bu işin davet çalışmasını da yapıyoruz. Yani sadece tabii. Faaliyet değil. Evet. Tabii yani bir arama kurtarmacı kampa gidiyor, dağcılık faaliyetinde bulunuyor. Yani insan ayağı değmemiş ücra yerlere bir cikletin çöpünü, bir şekerin çöpünü bile atmamayı ya. Orada öğreniyor. Terbiyeyi öğreniyor tabii. Evet yani o doğaya karşı öğrenir. Saygıyı, insana karşı doğanın saygıyı. Doğanın içinde olan doğanın saygısını öğrenir. Evet, evet değil mi? Yani. Onunla bizzat içinde olan. Evet. Hakkınızı helal edin. Çok yoruyoruz sizi. Fakat gerçekten çok keyifli program geçiyor. Gerçekten çok şeyler öğrendik sizlerden. Şimdi her birinize ayrı ayrı sorular yönlendirdim. Şimdi İnşallah bu soracağımız suale her birinizden bir hatıra dinlemek istiyoruz. Az önce bahsettiniz hani bu yıl içinde 5 tane operasyona girdiniz.
Evet. Her operasyonda ne kadar duygusal anlar yaşadınız. Biz bile televizyonda bir bebeğin kurtarışını görünce ne kadar dayanamıyoruz. Böyle ciğerimiz sızıyor. Efendim mesela veya bir yaşlı amcamızın orada elini uzatması gibi. Biz uzaktan görüp duygulanıyoruz. Siz bizzat o ele dokunuyorsunuz. O tene dokunuyorsunuz. Efendim mesela belki kucağınıza alıyorsunuz. Onu ilk yardımını yapıyorsunuz. Nasıl bir anılar, nasıl hatıralar yaşamışsınız? Bize böyle kısa kısa bahsederseniz inşallah. Ben şimdi operasyon anında ben hiçbir şey anlamıyorum. Çok duygusuzum. Ama operasyondan sonra eve gelince gözlerim yaşarıyor. O şeyleri izlediğim zaman, geçmiş videoları. 3-4 gün kendi kendime gelemiyorum. Ama operasyon anında anlamıyorsunuz yani. Çünkü birinci hedefiniz o insanı kurtarmak. Başka bir hedefiniz yok. Orada duygu patlaması yaşayamazsınız yani. Yaşarsanız önceki, belki kurtaramazsınız. Tabii kurtaramazsınız yani, evet. Onu yaşayamazsınız. Ben Elazığ depreminde, yani kısaca bahsedeyim. Elazığ depreminde bir kuyuya işmiştik. Oradan içeri girdik. Bir el gördüm. Böyle elini böyle hareket ettiriyor bir şey. Elimi attım, tuttu elimi, sıkıyor ama nasıl sıkıyor? Ya. Benden güç alıyor. Sanki bir teyze, evet, aynı bir teyzeydi. Yani o an hiç bir şey anlamadım. Tabii birinci hedefim var, o teyze oradan canlı çıkar. Başka hiçbir hedefim yok. Evet. Şimdi aklıma geldikçe hala gözlerim yaşarır. Evet. Teyze elimi tutuyor, sıkıyor. Diyorum teyze tamam, korkma, seni alacağız buradan. Ama elimi nasıl sıkıyor böyle? Bir de böyle hareket ettiriyor falan. Evet. Çok duygusal bir andı benim için. Yani çıkartana kadar, teyzeyi çıkartana kadar elimi hiç bırakmadı. Sürekli böyle elimi tutuyordu. Ben ona işte destek veriyorum. Teyze de Türkçe bilmiyormuş çok fazla. Zaza bir teyzeydi. Ben ona işte anlatıyordum. Teyze tamam işte seni alacağız, korkma falan. Ama Allah'ım da olsun o teyzeyi canlı aldık yani. O çıkardıktan sonraki halleri nasıl oluyor? Saatlerce efendim enkaz altında kalmış. Gün ışığına hasret kalmış. Dışarıdaki insanlara hasret kalmış. Çıktıktan sonraki halleri nasıl oluyor? Bir anda böyle bir... Yani zaten bir kere insanlar bir kere... Yeniden dünyaya gelmişler gibi hissediyorlar kendilerini. Yani kazazadeden ziyade ölümden dönmüş havasındalar. Ne olduklarını çok anlamıyorlar. Yani bir de işte yardım ekipleri, işte UMK ekipleri, sağlık ekipleri falan geliyor. Bir anda hasta moduna giriyorlar tabii ister istemez. Çünkü biz onlara bir anda su veremeyiz, yemek veremeyiz, bilinçsiz bir şey yapamazsınız. Sadece bizim görevimiz onu çıkartıp sağlıkçı UMK'ci arkadaşlara teslim etmek. Siz o an hemen kurtardıktan sonra, evet. Şunu verin, şunu evet, demiyorsunuz siz. Yok, hiçbir şey yapmıyoruz. O zaten bizim yanımızda UMK'ci arkadaşlar var. Biz çıkardıktan sonra sedye geliyor. Sedyeye sabitleyip UMK'ci arkadaşlar. Ondan sonra işte onlara serum takılacak, işte ilaç verir falan. Onlar o bölgenin işi. Evet. Biz sadece o sıkışmış olduğu enkazdan veya işte arada kaldığı enkazdan çıkartıp UMK'cilere teslim ediyoruz. Evet, Ahmet Hocam. Buyurun, söz sizi de. Hocam ben Hayri Hocam'a katılıyorum. İşin duygusal boyutu gerçekten operasyon bittikten sonra çıkıyor. Ve gerçekten biraz şey çıkıyor. Evet. Ne derler? Acı çıkıyor bizden. Tabii bunun bizde bıraktığı psikolojik bir etki oluyor ister istemez ama biz operasyon anındayken bunu yani düşünemeyiz. Eğer düşünürsek yanlış kararlar alırız. Yanlış kararlar bizim kendi hayatımızı ve kurtarmak istediğimiz hayatları tehlikeye atar. Evet. Sizin de muhakkak bir hatıranız vardır. Yani çok hatıramız var ama ben şimdi hangisini anlatayım bilemedim ama. Siz de İzmir'deydiniz. İzmir'deydik ve ben orayla ilgili şunu anlatayım. İzmir'e yaklaşık 10-12 saatlik bir yolculuğun sonunda vardık beşimiz. Oraya vardığımızda yani kullanacak bir balyozumuz bile yoktu bizim. Kendi Antep'ten götürdüğümüz sadece Resul abinin şahsi bir Hilti'si vardı. Biz 5 kişi bu Hilti'nin peşinde arama kurtarmaya gitmiştik. Tabii orada malzeme bulamadık mı bulduk. AFAD'ın bize verdiği malzemelerle çalıştık. Ama buna rağmen operasyona gitmek, yani oraya gidebilmek, bu özveriyi göstermek ve buna rağmen 10-15 kişinin hala geride biz de geleceğiz, biz de bunu yapmak istiyoruz demesi bence bu çok güzel ve büyük bir anıydı. Rabbim bu ruhu daim etsin. Bu ekip ruhu gerçekten daim etsin. Allah razı olsun. Evet, evet. Resul Hocam sizin. Ben Hayri Hocam ve Ahmet abiden biraz farklı geliştim. Belki benim gerçi ilk operasyonum da ondan mı bilmiyorum da ben Elazığ'da yani böyle sürekli böyle dolu patlayacak şekilde gözyaşlarım gözlerimde duruyor. Evet. Hatta buradan kardeşlerim gelmişti. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı dedi. Dedim ama yok normalde ama siz bilirsiniz. Biz de bulunmak istiyor orada dediler. Buradan çıkmış arabayla benim kardeşim oraya gelmiş. Enkaz alanından indim aşağıya.
Dedi nasıl durum dedi. Yani o anda patladım. Artık, yani inanın birçok zaman yani Hayır Hocam gibi böyle profesyonel düşündüğün zaman biraz farklı oluyor da ama kendini serbest bıraktığın zaman gözyaşlarını tutmadan çalışıyorsun sürekli. Çünkü işte kadınların örgüleri, çocukların oyuncakları, enkazların içinden çıkarttığınız bir sürü hatıralar var. Çok zor bir durum. Yani o pozisyonda çalışmak gerçekten gücünüzü, kuvvetinizi artırırsınız. Yani, düşünürsene bir adamı tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Belki yolda görseniz size selam vermeyecek bir adam ama onu enkazdan canlı çıkaramadığınız için ağlıyorsunuz ya. Yani onu üzülüyorsunuz yani. Normalde bir can için ağlıyorsunuz. Tabii tanımazsınız etmezsiniz yani. Adamı bir çıkartıyorsunuz, cansız, onun için gözyaşı döküyorsunuz, üzülüyorsunuz. Yani acayip bir duygu. Tam konu açılmışken şimdi böyle bir duygusal bir iklim yaşıyorsunuz. İster istemez insanda kalp var, ruh var. Elbette yaşayacak. Her vicdan sahibi, hani siz artık profesyonel olduğunuz için kendinizi kontrol altına alabiliyorsunuz ama belki dışarıdaki bir insanı getirseniz o anı görse hüngür hüngür ağlar. Evet. Hani siz bahsettiniz. Belki o an hissetmiyoruz ama o an geçtikten sonra, efendim evimize geldikten sonra o anı çok yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim, duygusal bir hale giriyoruz. Siz bunu nasıl atıyorsunuz? Bir terapi mi yapıyorsunuz? Veya bu psikolojiden nasıl kurtuluyorsunuz? Buradan kısaca bahseder misiniz? Valla işte dediğim gibi ben gelince kendim için söylüyorum. Ben 3-4 gün kendi kendime gelemiyorum bir defa. Çünkü ciddi bir psikolojik bizde baskı oluyor. Üzülüyorsunuz yani. Dedim ya adamı tanımıyorsunuz etmiyorsunuz ama onu canlı çıkaramadığınız için üzülüyorsunuz. Veya canlı çıkarsanız da hani bir önce bahsettim. Teyze elimi tuttu bırakmadı. O duygudan dolayı çok üzülüyorsunuz. Ama biz bunu ekiple beraber atıyoruz genelde. Arkadaşlarımızla bir operasyondan sonra hadi bugün kampa gidelim diyoruz. Ne alıyoruz çantamızı sırtımıza. Tamam. Gidiyoruz bir yere kamp atıyoruz. 2 gün 3 gün kafamızı dinliyoruz. Bir nevi sonra grup terapisi yapıyoruz yani orada. Ondan sonra yine bu hem bizim ekip ruhumuzu artırıyor. Evet. Ekiple beraber bir faaliyet yapmak. Hem bizim yaptığımız o operasyonun biz şeyini yapıyoruz, analizini yapıyoruz. Hem de kafamızı dinlemiş oluyoruz. İşin zevkli kısmı. Evet, işin biraz onu yapıyoruz. O tarafta zevkli kısmı yani. Evet, evet. Ama onu yapmasak atlatamak. Çünkü ciddi sıkıntılar yaşıyoruz orada. Evet. Ben dedim ki orada atlatamıyorum. Geliyorum, yani diğer bir arkadaş anlatıyordu. 2 gün, 3 gün böyle gece bağırarak kalkmış. Demek ki daha etkisinden. Yani daha kalışı yapamamış. Evet. Nasıl oldu falan dedim. Vallahi hanım diyor sürekli diyor sen tekrar ediyorsun gece yattığın yerde. Kolay mı? Evet. Zor oluyor. Evet. Evet Resul Hocam. Doğal afetlerde hani insanımız az önce bahsettiniz yardımseverdir. Böyle bir şeyde koşmak ister. Şimdi Akkent'te de cami efendim çöktüğü zaman aynı olayı yaşadık. İnsanlar dışarıdan biz de girelim, biz de yardım edelim. Efendim biz de gelmek istiyoruz, neden gelmek istiyorsunuz diye her türlü insan koşuyor orada. Evet. Küçüğüyle, büyüğüyle herkesin tek bir niyeti var, oradaki canlıyı kurtarmak. Şimdi siz o anda bıraksanız belki ayrıca bahsetti olacak. Daha da tabii kaos olacak. Siz bu durumda nasıl efendime söyleyeyim o halkı durdurabiliyorsunuz, nasıl koordine edebiliyorsunuz? Biz yani ekip olarak çalışıyoruz. Eğer o afet bölgesinde sadece İHA arama kurtarma varsa evet. Kendi ekibimizden bir kişiyi o şey bölgesine yerleştiriyoruz. Yani şerit çekiliyor. Evet. O şeridin olduğu bölgeye yerleştiriyoruz. Zaten öncelikle o afete maruz kalmış kişilerin yakınları çok fazla. İçeride ciğerleri var, canları var. Evet. Onlar panik oluyorlar. Onlara direkt enkazın üzerine ya da afetin üzerine direkt öyle girilmemesi gerektiğini, dinleme yapmamız gerektiğini, ondan sonra nerede olduğunun tespitini yapıp o şekilde müdahale etmemiz gerektiğini, bunu güzel bir dille anlatmamız gerekiyor. Çünkü o insanlara kızamayız. Yani çünkü orada çok farklı duyguları yaşayan insanlar. Zaten yaralı insanlar. Zaten yaralı. Yani daha büyük bir felakete sebep olmamak için böyle bu şekilde müdahale edildiğini onlara tatlı bir dille izah etmeye çalışıyoruz. Evet. Evet gerçekten çok güzel bir program oldu. Gerçekten biz de sanki oraya gittik, o anları yaşadık geldik gibi çok duygusal iklime girdik. Evet. Yaptığınız gerçekten çok güzel bir iş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Evet. Siz de insanlara faydalı olmak,
İnsanları efendime söyleyeyim bu musibetlerden kurtarmak için uğraşıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Evet, programı bitirmeden her birinizden böyle isteğiniz, dileğiniz, efendime söyleyeyim vatandaşımıza, halkımıza, bizi dinleyenlere, dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj var mı? Buyurun Halil Hocam. Eyvallah. Ben şimdi tabii teşkilatlanmadan sorumlu olduğum için hemen evet. teşkilatlanmayla alakalı konuşayım. Ben istiyorum ki hani bir önce bahsettim. Biz 300 tane ciddi eleman yetiştirmek istiyoruz burada. Neden böyle bir rakamla konuşuyoruz? Çünkü mesela İzmir depreminde 8 tane binada çalışıldı. Yaklaşık Türkiye genelinde 750-800'e yakın arama kurtarma teknisyeni çalıştı. 8 binayı ancak 4 günde toplamda çıkartabildiler. Yani bunun yüzlerce bina olduğunu düşünün. Beklenen bir Marmara depremi var. Binlerce binanın yıkılmasından söz ediyorlar. Bekleniliyor daha doğrusu. Böyle bir operasyon olduğunda biz yetmeyeceğiz. Onun için ne kadar çok fazla eleman yetişirse, ne kadar çok fazla bize katılım olursa, ne kadar çok fazla eğitimli arama kurtarma ekibi olursa o kadar çok hızlı müdahale edilir ve o kadar bu bizim geçireceğimiz depremler daha az zayiatla kurtarılır. Onun için ben diyorum ki hem sizin aracılığınızla Allah razı olsun bize ulaşmak isteyen kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, sporcu kardeşlerimiz, okuyan veya okumayan hiç fark etmez. Hatta bugün Resul abiyle konuşuyorduk. Emekli abilerimiz bile, hani zamanı bol olan abilerimiz bile gelip bize katılabilirler, bizden eğitim alabilirler. Yine diyorum sadece arama kurtarmacı olmak için değil. Yani depremzede olduklarında bile ne yapması gerektiğiyle alakalı bizden eğitim alabilirler. Bununla alakalı biz bütün herkese açığız. Yani bütün çalışmalarda varız. Gelip bizlere başvururlarsa biz onlara eğitmeye hazırız. Çok güzel. Kapınız açık. Aynen. Sürekli evet. Kapımız açık. Evet Ahmet Hocam buyurun. Şimdi Hayri Hocam'a hatırlıyorum ben de öncelikle bir 300 kişi Gaziantep'te personel yetiştir. Hedefiniz. Hedefimiz var. Personel yetiştirmek istiyoruz ama bunların bir de eğitim bölümü var. Ben de eğitim sorumlusu olduğum için direkt eğitimden yani. Giriyorum. biz bu insanlara ilk yardımdan tutun da su altından tutun kentselde, doğada arama kurtarmada yani hatta dağcılık ve tırmanışta da dahil. Çünkü ben dağcılık kökenli bir arama kurtarma personeliyim. Dağcılık da dahil olmak üzere biz bunların eğitimlerini vermeye hazırız. Ve bunlar için tek talebimiz şu. Gelip bizden bu eğitimleri istesinler. Ve gönüllü olsunlar. Evet gönüllü olsunlar. Evet. Sadece bunları istiyoruz insanlardan. Evet Resul Hocam sizinle sözü bitireceğiz inşallah. Evet. Ben de şunu vurgulamak isterim özellikle. Yani vatandaşlarımıza evlerinde bir acil durum çantası hazırlamalarını evet. Yani bunun mutlaka bir evde bulunmasını bunun içerisinde neler olacak bunu çok detaylı anlatmayacağım. Yani ilk yardım çantası diye yıllardan beri bildiğimiz deprem çantası ilk yardım çantasından biraz daha farklı. Evet. İnternete yazdıklarında hepsi. Bunun bütün gereken malzemeler oluyor. O çantayı mutlaka bulundursunlar. Evdeki eşyalarımızı mutlaka sabitleyelim. Yani büyük bir kitaplığımız var. Onu boşta bırakmayalım. Zaten ayakları üzerinde duruyor diye. Evet. Duvara iki tane vidayla vidalayalım. Çünkü o deprem anında büyük bir felakete sebep olabiliyor. Yine evlerimizin kolonlarını, kirişlerini, taşıyıcı yer şeylerini, taşıyıcılarını ticari ya da estetik kaygılarla onları kesmeyelim, onları yaralamayalım. Ya işte şu kolon şurada yavan duruyor, bunu buradan kırarsam biraz yer açılır, daha güzel durur, bir oturma grubu sığar buraya. Böyle bir mantıkla zarar vermeyelim. Çünkü bunun bedeli o gün ortaya çıkmıyor. Allah muhafaza bir afet olduğunda ortaya çıkıyor ki gerçekten bir binanın enkazıyla uğraşmak, bir binadaki çöküntüleri değil ki can kaybı oradaki hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bir binanın enkazının kaldırılması, oradaki iş makineleri, insanların verdikleri mesailer bunlar parayla pulla ölçülemez. Çok büyük maliyetli şeyler. Yani arama kurtarma işi gerçekten çok ciddi maliyetli bir iş. Onun için yapacağımız basit şeyler bazen hem canımızı kurtaracak hem de bir sürü insanların şeyine sebep olacak yani. Evet.
Evet, hepinize çok teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok istifade ettik. İnşallah bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bu mesajlara kulak verirler. Ve gönüllü olanlar inşallah bu ekibe katılır. İnşallah. Bu ekipten İnşallah. Ahmet Hoca'nın eğitimi alır. İnşallah Resul Hoca'nın sahaya çıkar. Evet. Ve Hayri Başkanımıza inşallah beraber hep birlikte oradan içinde devam eder diye niyet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hepinize tekrar. Biz teşekkür ederiz. Davet Radyo ailesi olarak bize konuk oldunuz. Evet, Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu bir konu programını burada noktalıyoruz. Başka bir konu bir konu programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.